Kistik fibroziz ya da fibroz hastalığı ne olduğunu tam olarak tanımlamayan o hastalık isimlerinden biri. Fibroziz ya da fibroz yara izi demek ve kistik dendiğinde ise kistler ve sıvı dolu kesecikler aklımıza gelir. Aslında bu tabirler daha sonra pankreasta göreceğimiz durumla anlam kazanacak. Fakat şu an için kistik fibrozisi ya da kısaca KFE'yi sadece bu hastalık için kullanılan bir ad olarak düşünelim ve ne anlama geldiğini adım adım öğrenelim. İlk olarak kistik fibrozis genetik bir hastalıktır. Yani genlerimizden gelir ve DNA'mızda kodlanmıştır. Şu anda buraya DNA'nın çift sarmalını çizmeye çalışıyorum. Bunu elbette anne babamızdan alıyoruz. İnsanlarda 23 çift yani toplam 46 kromozom var. Çiftlerden biri anneden biri de babadan geliyor. Kistik fibrozis resesif bir hastalıktır yani dominant değildir. Çok basit bir ifadeyle resesif ve dominant hastalığı taşıyor olmanız için kaç tane kusurlu gene sahip olmanız gerektiğini ifade eder. KF genini iki farklı varyasyona sahip olarak düşünürsek bu durum çoğu insan için normal bir geni belirtir. Bunun için büyük B'yi kullanalım. Evet, bu normal gendir, tamam mı? Kistik fibrozisli gen için de küçük B kullanalım. Küçük B'nin kistik fibrozise sebep olan mutasyonu taşıdığını unutmayın. Şimdi, daha önce de belirttiğimiz gibi bunların birini anneden, diğerini de babadan alıyoruz. Bu iki genden 3 olası kombinasyon ortaya çıkabilir. Büyük B ve küçük B olabilir, büyük B ve büyük B olabilir veya küçük B ve küçük B olabilir. Resesif hastalıklar için kusurlu genden iki kopya sahip olmamız gerekiyor. Yani hastalığın ortaya çıkabilmesi için hem annenin hem de babanın size hastalıklı KF genini vermesi gerekir. Bu durum, kusurlu genin yalnızca bir kopyasıyla da ortaya çıkabilen dominant hastalıklardan farklıdır. Şimdi bu noktada hızlıca genetik bilgilerimizi tekrar edelim. Eğer iki kişi çocuk sahibi olmak istiyorsa ve ikisi de hasta olmamalarına rağmen KF hastalık geni taşıyorlarsa her ikisinde de küçük B var ama hasta değiller demektir. Unutmayın hastalığın görülmesi için iki geninde küçük B olması gerekiyor. Evet bu iki insan diyelim ki çocuk sahibi oluyorlar. Şimdi ortaya çıkabilecek gen çifti için dört farklı kombinasyon söz konusu. İlk olasılığı gösteren bu karede büyük B ile büyük B olacak. Bu kişide KF var mı? Hayır çünkü KF genine yani küçük B genine sahip değil. Bu karedeki kişiye geçersek, o da aynen ebeveynleri gibi hastalık genini taşıyacak ancak hastalık geninin yalnızca bir kopyasına sahip olduğu için hasta olmayacak. Üçüncü olasılık için de aynı şey geçerli. Fakat şimdi bu sonuncu olasılığa geçtiğimizde, burada küçük b ve küçük b olduğunu görüyoruz. Yani bu çocuk kf hastası. Demek ki burada ele aldığımız bu özel durumda hastalık riski dörtte bir. Tabi ebeveynlerin durumuna bağlı olarak buradaki matematiksel hesaplamalar biraz daha karmaşıklaşabilir. Bütün bunları aslında kistik fibrozisin genetik olarak aktarılan bir şey olduğunu ve bir kişinin bu hastalığı taşıyıp taşımadığının ebeveynlerinin KF genine sahip olmalarıyla ilişkili olacağını göstermek için yaptım. Yapılan araştırmalara ve istatistiklere göre bu hastalık dünyada en yaygın olarak beyaz ırkta görülmektedir ve bunun sebebi de bu popülasyondaki KF hastalık geninin yani küçük B'nin daha sık görülmesidir. KF genine en sık beyaz ırkta rastlandığı için doğal olarak bu hastalıklardan en fazla etkilenen de beyaz ırktır. Beyaz ırk nüfuzundaki her 3000 kişiden birinde KF yani küçük B, küçük B kombinasyonu görülür. Diğer ırklarda hastalığa daha nadir rastlanır çünkü hastalık geni diğer ırklarda beyaz ırktaki kadar sık görülmez. Örneğin Afrikalılarda yaklaşık 15.000 kişinin birinde KF'ye rastlanır. Asyalılarda yaklaşık 30 binde bir kişi KF hastasıdır. Bu sayılar tabii ki değişebilir ama burada önemli olan nokta şu ki bir popülasyonda hastalık geni ne kadar sık olursa küçük b küçük b kombinasyonunun ortaya çıkma ihtimali de o kadar artacaktır. KF geninin kusurlu sayılmasına sebep olan şey aslında şu. Bu gen iki küçük iyonun taşınmasını kontrol eder. Bunlardan biri klor, diğeri de sodyum. Ben buraya kimyasal sembollerini yazıyorum. Şimdi burada kimyasal olarak ilginç bir durum var. Çünkü sodyum ve klor bir araya geldiğinde sofra tuzunu oluştururlar. Ancak bu moleküller aynı zamanda vücudumuzda da bulunuyorlar ve farklı yerlerde farklı şeyler yapıyorlar. KF geni bunların davranışlarını kontrol eder ve bu gende kusur olması durumunda etkilenen şey de budur. Sonuç olarak bir sürü sorun yaşanır. Bunu farklı şekillerde ve ebatlarda bir sürü dişliden yapılmış bir makine gibi düşünün. Dişlilerin hepsi bir aradadır ve makinenin çalışması için her parça kendi işini yerine getirmelidir. Diyelim ki şu boyuttaki parçalarda sürekli sorun yaşanıyor olsun. Bu parçaya aynı zamanda farklı yerlerde de rastlanıyor fakat hepsinin görevleri farklı. İşte bu parçada bir kusur varsa ki zaten biz de genetik olarak kusurlu olduğunu söylüyoruz. İşte bu durumda semptomlar tek bir organa özel değildir. Vücudun her yerinde görülür. Bu durumdan en ağır etkilenen organlardan biri ve aynı zamanda çoğu KF hastasının özellikle sorun yaşadığı yer akciğerlerdir. Klorun akciğerlerle ne alakası var? Bu durum neden bu kadar büyük fark yaratsın ki gibi sorular aklınıza gelmiş olabilir. Buradaki esas konu Akciğerlerimiz bir mukusla kaplıdır ve klorla sodyum da bu mukusun yapısında yani miktarı ve konsantrasyonu gibi konularda büyük bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla işler yolunda olmadığında sargı bezlerinde fonksiyon bozuklukları ortaya çıkar. Akciğerleri örten ve normal çalışmasına izin veren bu mukus yerine akciğerleri tıkayan yoğun kıvamlı salgılar açığa çıkar. Bu salgılar bir süre enfeksiyona sebep olurlar. Çünkü akciğerlerdeki kalın mukusun temizlenmesi artık neredeyse imkansızdır. Evet, buraya enfeksiyonlar diye not ediyorum. İşin kötüsü bu ortam sıklıkla görmediğimiz tarzdaki enfeksiyonların da gelişmesine neden olur. Örneğin Pseudomonas. Pseudomonas enfeksiyonu genellikle sağlıklı bir akciğere sahip kişilerde çok nadirdir. Ancak KF hastalarında sıklıkla görülür ve tedavisi zordur. KF hastalarının ciğerlerindeki bu tıkanıklık sebebiyle iyi bir nefes almaları da oldukça zordur. O yüzden oksijen konsantrasyonu düşük olabilir. Tüm bu mukusu öksürerek çıkarmak epey zor olduğu için KF hastaları her gün yaklaşık 30 dakika kadar böyle bir yelek giymek zorundadırlar. Bir makineye bağlı olan bu yelek ciğerlerdeki mukusun silkilerek atılmasını sağlar. Bu kistik fibrozis hastalarına e, uygulanan standart bir tedavidir. Kistik fibrozize bağlı olarak büyük sorun yaşanan bir diğer yer ise sindirim sistemi. Burada özellikle pankreastan ve bir de genel olarak gastrointestinal sistemden bahsedebiliriz. Pankreas diyaframın altında kıvrılan bir organdır ve başlıca görevi yediklerimizi sindirmemize yardımcı olacak şeyleri salgılamaktır. Yani burada da akciğerlerdeki gibi salgılarla ilgili sorun yaşanmaktadır. Burada tıkanıklık olduğunda dışarı çıkması gereken enzimler dışarı salınamaz. Özellikle çocuk hastaların bu durumda büyümek için ihtiyaç duydukları besin maddelerini almaları zorlaşır. Ne kadar iyi besleniyor olsalar bile beslenmeleri eksik kalır çünkü besinler sistemleri tarafından emilmez. Dolayısıyla buraya yetersiz beslenme yazalım. Benzer şekilde midenin pankreastan uzak olan tarafında bulunan karaciğerde de sorunlar görülür. Karaciğer safra salgılar mukus yüzünden kanallar tıkandığında safra dışarı çıkamaz. Safra yediğimiz yağların sindirilmesine yardımcı olur. Dolayısıyla bu konuda sıkıntılar yaşanabileceği sanırım anlaşılıyordur. Bu arada pankreas ayrıca inüsilin de üretir. İnüsilin kan şekerini düzenlememize yardımcı olan kimyasaldır. İnüsilin eksikliği durumunda bu hastalarda semptomatik diyabet görülür. Diyabetin yani şeker hastalığının tanımı da zaten kan şekerinin kontrol altına alınamaması şeklindedir. Yani insülin yoksa tip 1 diyabet ortaya çıkar. Yetersiz beslenme, diyabet, sindirim enzimlerinin olmaması gibi sorunlar yüzünden KFli çocukların gelişimlerinde genellikle sıkıntılar görülür. Yani büyümeleri genellikle kısıtlanır. Gördüğünüz gibi her şeyin sebebi bu iki molekülün taşınmasını kontrol eden küçük bir gen. Fakat sizlere bunun akciğeri, pankreası, kısacası vücudun her yerini etkileyebildiğini göstermek istedim. Hastalıkta uygulanabilecek tedaviler de bu sorunların belirtilerini kontrol altına alma ile ilgilidir. Ancak KF'de tam olarak tedavi edilemeyen bazı belirtiler de olabilir. Örneğin, sodyum ve klor tuz oluşturduğundan çoğu zaman bu hastaların terleri normalden daha tuzludur. Ancak tabii ki bu durum insanların sağlığını çok fazla etkileyen bir şey olmadığından bu konu üzerine pek düşülmez ve genelde tedavi edilmez. Önemli olan nokta şu ki, kistik fibroziz vücudun tamamında birçok farklı şekilde ortaya çıkabilen bir hastalık. Şimdi bir de hastalığın ismine geri dönelim. Buna neden kistik fibroziz diyoruz? Bu tabir aslında hastalığın sonucu olarak pankreasla ortaya çıkan yarayı açıklıyor. Hastalığa bağlı olarak pankreasta kistler oluşuyor ve ayrıca buradaki tıkanıklıklardan dolayı dokunun hasar görmesi sebebiyle de yaralar meydana geliyor. Bu yüzden videonun başında kistik fibrozisin hastalığı genel olarak tanımlayan bir isim olmadığını ama pankreastaki durumla alakalı olduğunu söylemiştim. Sonuç olarak hastalığın genel tanımını şöyle yapabiliriz. Bu hastalık sodyum ve kloru kontrol eden resesif gene bağlı olarak ortaya çıkan bir dizi semptomdan ibarettir.